Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta ilk olarak İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde başlayan, sonra da Bornova, Bayındır, Tire, Menderes, Ödemiş ve Urla ilçelerinde çıkan yangınlar hepimizin yüreğini dağladı. Ormanlık alanda başlamasına rağmen zamanında etkin müdahale olmadığından kontrol altına alınamayan ve sert rüzgar sebebiyle hızla yayılarak yaşam alanlarında tehdit eden çok sayıda iş yerini kullanılamaz hale getiren yangınlar nedeniyle büyük bir acı içindeyiz. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay olmak üzere tüm belediye başkanlarımız sahadaydılar. İzmir milletvekillerimiz yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundular. Vatandaşlarımızla bir araya geldiler. Yaptığımız incelemelerde şahit olduğumuz manzaralar gerçekten çok ama çok üzücüydü. Birçok yerde İzmir'in yeşil dokusu kapkara oldu. Vatandaşlarımız yangına birinci gününde hava araçlarıyla müdahale edilmemesine tepki verdiler. Bakın İzmir Valiliği ve AFAD tarafından hazırlanan 2021 yılı ilafet risk azaltma planına göre 1950 ve 2021 yılları arasında İzmir'de tam 1235 orman yangını çıkmış. Raporda kuvvetli rüzgarın yaratacağı zorluklar da dile getirilmiş. Buna rağmen kuvvetli rüzgar hala bahane olarak sunuluyor. Biz bahane değil, bilimsel temelli rasyonel bir yangınla mücadele stratejisi oluşturulmalı diyoruz. Konunun tüm paydaşlarının uzmanlıkları doğrultusunda bilgi ve birikimlerini ortaya koydukları bir çalışma sonucunda derhal hem genel hem de bölgesel yangınla mücadele stratejik planı oluşturulmalıdır. İzmir'in yanı sıra Uşak'ın eşme ilçesinde, Bolu'nun Göynük ilçesinde, Karabük'ün Ovacık ilçesinde Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde ve Tunceli'de yaşanan yangınların kontrol altına alındığı Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandı. Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ve İzmir'in Menderes ilçesinde ise hala yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınlarının her yaz dönemi tekrarlandığını bir daha yaşanmaması için gereken önlemler alınsın temennilerinin de hiçbir etkisinin olmadığını üzülerek görüyoruz. Ülkemizde yangınla mücadelede büyük bir zafiyet var. Koordineli bir şekilde yürütülecek bir çalışmayla yangınların önemli bir kısmını en başından önlemek mümkünken bunun yapılmadığını görüyoruz. Orman Genel Müdürlüğüne 2024 yılında Uçak ve helikopter alımı için ayrılan bütçe tam 500 milyon lira. Harcama ise 0 lira. 2024 yılının ilk 6 ayında 1285 orman yangını meydana gelirken helikopter ve uçak alımına ayrılan 500 milyonluk bütçeden 6 ayda hiç para harcanmamış. Peki bu ayrılan bütçe nereye gitti bilen var mı? Yok. Helikopter uçak gibi müdahale ekipmanları yetersiz. Yetersiz olduğu için de bu ekipmanlar başka ülkelerden kiralanıyor. Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesinin 2022 yılına ilişkin mali raporu verilerine göre 2022 yılı için yaklaşık 4 milyar lira hava aracı kirasına ödendi. Sadece Rusya'ya 2 adet yangın uçağı için 131 milyon Türk lirası Baykar'dan 5 adet, TUSAŞ'tan 1 adet insansız hava aracı için 323 milyon lira ödendi. Ama hala yangınlara etkin müdahale edebilen bir ülke ne yazık ki değiliz. Görüyoruz ki AKP iktidarı ve Sayın Erdoğan merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre hizmet vermeyiz anlayışında ısrar etmekte itibardan ve şatafattan tasarruf etmezken, yangınla mücadeleden tasarruf eden, liyakatsiz kadrolarıyla, bütçeyi kullanma tercihleriyle, ideolojik saplantılarıyla yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini engellemeyen ve kendi vatandaşını bu zor gününde yalnız bırakan anlayıştan zamanı geldiğinde hesap soracağız. Tabii şunu da ayırmak, kimseye haksızlık yapmamak lazım yurdumuzun dört bir yanındaki yangınlarda fedakarca görev yapan, halkımızın can ve mal güvenliği için durmaksızın çalışan itfaiye, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize de sonsuz teşekkür ediyoruz. Yangından zarar gören illerdeki tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti. Bu çeyrek asırda milyonlarca lira deprem vergisi toplandı ama bir arpa boyu yol alınamadı. 22 yıllık AKP iktidarına İzmir'den İstanbul'a, Bingöl'den Düzce'ye birçok il için deprem riski defalarca hatırlatıldı. Ama onlar önlem almak yerine en riskli alanları bile rantı açtılar. Acil toplanma alanları yok edildi. Deprem eğitimlerine yeterince önem verilmedi. Deprem yangınları da tetikler diyoruz, dinlemiyorlar. Belediyelerimiz itfaiye personeli alalım diyor, iktidar engelliyor. En son Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2200 personel alımı yapmak için izin istedi, ona da izin vermediler. AKP iktidarında afetlere karşı bir hazırlık yapma derdi ve çabası yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda kararlı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere belediyelerimiz depreme hazırlıklı, dirençli kentler yaratmak için seferber olmuş durumda. Devletin tepesine alınan lüks uçakların yerine yangın söndürme uçaklarını koyacağız. Değerli arkadaşlar, dünya yeni bir virüs tehdidiyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarılarda bulundu ve acil durum ilan etti. Ülkemiz için henüz bir tehlike yaratmadığı ifade ediliyor. Ancak önlem alınmazsa ülkemizi maddi manevi olumsuz etkileyecek bir sürecin başlangıcı olabilir. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de herhangi bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Fakat endişeleri giderdi mi? Hayır. Bu ülkenin başından bir Covid-19 pandemisi geçti. Binlerce insanımızı yitirdik ve AKP hükümeti pandemide kötü bir sınav verdi. Merkezi hükümetten kaynaklı ihmaller nedeniyle birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi. Türkiye ikinci bir pandemiyi hem sağlık anlamında hem de ülke ekonomisi anlamında asla ve asla kaldıramaz. Pandemide en basit maske dağıtma işini dahi beceremeyen iktidar vatandaşlarımızın can güvenliğini de ekonomik güvenliğini de sağlayamaz. Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsüne karşı her türlü önlemi aldık diyor. Ama hangi önlemleri almışlar açıklamıyor. Bu meseleye yuvarlak üstün körü cümlelerle geçiştirebilecek kadar basit bir mesele değil. Ya sen devlet yönetiyorsun. Her türlü önlemi aldık ne demek? Doktorlara giderlerse gitsinler dediler. Şimdi utanmadan hekimleri darılttık, küstürdük diyorlar. AKP iktidarı insan hayatı konusunda sabıkalı. Covid-19 pandemisinde vatandaşları evlere kapattınız, ama ilaç, maske gibi sağlık ihtiyaçlarını karşılayamadınız. Organize dahi olamadınız. Depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını dahi temin edemediniz. AKP iktidarının sabıkaları saymakla bitmezken aslında bizi endişelendiren ikinci bir pandemi değil. AKP'nin yönettiği ülkede ikinci bir pandemi. Pandemiyle mücadele karnesi AKP'nin ortada. Sizin yaptığınız pandemiyle mücadele değildi. Sizin yaptığınız vaka ve ölüm sayılarını düşük gösterme mücadelesiydi. Hastalara ilaç ulaştıramadığınızı, yaşlılar ölüme terk et, yaşlıları ölüme terk ettiğinizi unutmadık. İkinci bir hayal kırıklığı daha yaşatmak istemiyorsanız bu işi ciddiye alın ve her türlü önlemi aldık dediğiniz o kıymetli önlemleri kamuoyuyla paylaşın. Değerli basın mensupları, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın başlattığı çatışmalar 10 aydır devam ediyor. Ve çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere ölü sayısı 40 bini geçti. Ağustos ayının başından beri Orta Doğu'da hareketli ve endişe verici gelişmeler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerine yapılan saldırıyı bahane ederek Lübnan'a saldırı düzenlemesi, 7 Ekim saldırılarını başlatan Hamas'ın üst yöneticilerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi, İsrail'in aslında savaş durumunu tüm Orta Doğu'ya yayma amacını gösteriyor. Netanyahu hükümeti bu amacı gerçekleştirmek için tüm dünyanın gözü önünde her gün savaş suçu işliyor. Orta Doğu'da yeni çatışmalar savaş baronları için bir fırsat niteliği taşısa da Türkiye için bölgeye yayılmış savaş yeni bir sığınmacı krizi anlamına gelmekte. Yeni bir sığınmacı akınına uğramamak için İran ve Suriye sınırlarındaki denetim ve tedbirler arttırılmalı ve yeni bir istiladan Türkiye kendini korumalıdır. Hali hazırda ülkemizde bulunan kaçaklar için bir an önce harekete geçilmeli ve deport işlemleri başlatılmak zorundadır. Dış politikada atılan yanlış adımların ardı arkası kesilmiyor, her gün yanlışlar silsilesine bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı vatandaşlara vize serbestisi kararı alındığını açıkladı. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık Irak vizesi olan ülkesine sokmuyor ancak AKP iktidarı kucak açıyor. AKP iktidarı yüzünü Avrupa'ya, gelişmiş ülkelere dönmek yerine Orta Doğu bataklığına dönüyor. Türkiye'yi adeta bir Orta Doğu ülkesine çevirmeye çalışıyor. İki hafta önce İngiltere'de sığınmacı karşıtı şiddetli protestolar yaşandı. Almanya, İngiltere, Avusturya gibi Avrupa ülkeleri sınır güvenliklerini arttırıyor. Kara sınırları geçişlerini kontrol ediyor. Kendilerine sığınmış sığınmacıların iltica taleplerini reddediyor ve ellerindeki sığınmacı ve kaçakları sınır dışı ediyor. AKP ise Türkiye'yi bir sığınmacı cennetine çevirmek konusunda ısrar ediyor. Sayın basın mensupları, daha önce İsrail-Filistin meselesinde defaatle ikaz ettiğimiz Erdoğan yönetimi, tarihi bilmeyen, tarihten ders çıkarmayan, mezhepçi ve ihvancı tutumunu sürdürmeye devam ediyor derken, yine AKP'nin bir U dönüşüne daha şahit olduk. Hamas'ta Hamas diye tutturan Sayın Erdoğan ve AKP birdenbire Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapmasını sağladı. Bunu biz de destekledik. Ancak merak ettiğimiz bir durum var. Erdoğan Mahmut Abbas'ı davet ettik, gelmedi. Bizden özür dilemesi gerekli demişti. Merak ediyoruz. Mahmut Abbas özür diledi mi? Hiç sanmıyoruz. Buradan Hamas'a da geçmiş olsun. Erdoğan sizi de sattı. Rize'de yaptığı açıklamasında İsrail'e gireriz gibi gerçekçi olmayan hamasi laflar etti. Yarın Sayın Netanyahu derse hiç şaşırmayın. Hamas'tan bana ne derse hiç şaşırmayın. Hatırlarsanız aynı Erdoğan Şam'a girip Emevi Camii'nde namaz kılacağını da söylemişti. Şimdi Sayın Esat'le görüşeceğiz diyor. Esat rejimi kendisini terörü destekleyenler listesine ekliyor. Nisan 2013'te Gazze'ye gideceğim diye açıklama yapmıştı. 2013'ten beri beyefendi hala Gazze'ye gidecek. Sayın Erdoğan İsrail'e gireceğiz falan diyerek ancak kendi trollerinden alkış alırsın. Bütün dünya senin İsrail'e hiçbir şey yapamayacağını biliyor. İsrail'le ticaretin ortaya çıkana kadar ticareti bile durduramayanların bugün kalkıp İsrail'e gireceği sözlerini kimse ciddiye almaz. Kaldı ki İsrail'le ticareti de durdur durdurmamışlar. Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı evraklardan gördük ki AKP Mersin İl eski başkanı İsrail'e Pire Limanı üzerinden kurşun geçirmez cam satıyormuş. Hani bir laf var ya, deveye sormuşlar, boynun niye eğri diye. Demiş ki, nerem doğru. Değerli basın mensupları, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genel Başkanımız kendilerine geçirdiği kazadan dolayı konuşması sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmadığı için üzgün olduğunu ifade etti. Sayın Abbas, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte de Filistin davasına verdiği destekten ve Sosyalist Enternasyonel Genel Başkan Yardımcılığı sıfatıyla Sayın Özgür Özel'in Filistin davasını dünyaya duyurmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yineliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin davasında muhatabı Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Bu durum rahmetli genel başkanlarımız Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Deniz Baykal döneminde de böyleydi. Bugün de böyle. Değerli arkadaşlar, AKP akıl dışı politikalarıyla var olan sorunları büyütüp, üstüne yeni sorunlar yaratıyor. Bu da yetmezmiş gibi bu sorunlar nedeniyle mağdur olan herkesi suçluyor. Bakın, eğitim sistemini berbat ettiler, öğrencileri suçladılar. Öğretmenlere foncu diyecek kadar alçaldılar. Tarımı ve besiciliği bitirdiler, hakkını arayan Türk çiftçisine kızıp Afgan çoban övgüsü yaptılar. Yunan adalarını cazip kılacak adımlar atıp Türk turizmcileri eleştirdiler. Sağlık sistemine darbe vurdular, doktorlara hakaret ettiler. Enflasyonu yükselttiler, market sahiplerini hedef gösterdiler. Sınırları Ensar güzellemesiyle sonuna kadar açtılar. Sığınmacı krizi içinden çıkılmaz bir hal alınca Türk halkını toptan ırkçı ilan ettiler. Şimdi de ekonomideki problemleri emeklilere yüklediler. Lafa bak Emekliye 25 bin lira verilerek sorun çözülseymiş dünyada fakir ülke kalmazmış. Zeka küpü Nihat Zeybekçi'nin zeka dolu açıklaması. Meğer tüm sorunun kaynağı emekliler, özellikle de EYT'lilermiş. Emeklilere zam yapmayacağız diyemiyorlar, emeklileri eleştiriyorlar, suçluyorlar. Tarikatlara ve yandaş derneklere para göndermekten, yandaş şirketlere ihale vermekten, kasada para kalmadı diyemiyorlar. EYT'lilere laf söylüyorlar. Üstüne bir de 12500 liraya mahkum ettikleri emekli vatandaşlarımızın aklıyla alay eder gibi emekliye kıyak müjdeleriyle dalga geçiyorlar. Kültür Bakanlığı geçtiğimiz günlerde emeklilerimize müthiş imkanlar sağladıklarını açıkladı. Emekli vatandaşlarımız artık sinemalara yüzde otuz indirimli girebilecekmiş. 12.500 lira alan emeklimizin sinemaya gidebileceğini düşünecek kadar halktan kopuk ve cahiller. Bitti mi? Hayır. AKP iktidarının emeklilerimize sunmuş olduğu müthiş imkanlardan bir diğeri de şu. Emeklilerimiz bundan böyle ücretsiz plajlarda şemsiye ve şezlonglara para vermeyecek. İşte AKP'nin büyük hizmeti. Hayaldi gerçek oldu. Siz emekli vatandaşlarımızla dalga geçmeye devam edin. Emekliler size yerel seçimde sarı kart gösterdi ama anlamadınız. Emekliler bu kez sizi tasdikname ile uğurlayacak. Değerli arkadaşlar, AKP ekonomideki çöküşün acı faturasını halka kesmeye devam ediyor köprü ve otoyol geçiş ücretleri bir kez daha zamlandı. Hani şu maliyetleriyle dudak uçuklatan, araç geçiş garantileriyle bütçede kara delik oluşturan köprü ve otoyollar bir kez daha zamlanıyor. Bu 2024 yılında yapılan üçüncü zam. Peki ya Mehmet Şimşek'e ne demeli? Gece yarısı zam yapıp sabahına hiç utanmadan ekonomi hızla düzeliyor açıklaması yapabiliyor. Her şeye zam yapıp enflasyon düşecek diyorlar ve buna da inanmamızı bekliyorlar. Sanayi üretimi geriliyor. Ticaret hacmi daralıyor. Cari açık artıyor. İşsizlik yükseliyor. Bu gidişat karşısında stagflasyon uyarıları yapılıyor ve önlem alınması gerektiği söyleniyor. AKP ise hala aklımızla alay etmeye devam ediyor. Değerli basın mensupları. 16 Ağustos cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli bir birleşime tanıklık ettik. Anayasa Mahkemesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanının Can Atalay ile ilgili yazısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunması işleminin yok hükmünde olduğunu ifade etti. Ne manidardır ki bu yazının okunduğu oturumu yöneten Bekir Bozdağ'dı. Cuma günkü oturumu da önce Bekir Bozdağ yönetti. Oysa meclisi yönetme sırası Sayın Gülizar Biçer Karaca'daydı. Ancak demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına, kürsü dokunulmazlığına saygı duymayanların maskesi bir kez daha düştü. Anayasayı yasaları ve Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan AKP 16 Ağustos'ta tüm gün oturum başlamadan da oturum başladıktan sonra da hukuk ile ilgisi olmayan açıklamalar yaptı. İşin açıkçası hukuk zemininde bir açıklama yapılmasını zaten beklemiyorduk. Çünkü yoruma yer bırakmayacak açıklık ve bağlayıcılıktaki Anayasa Mahkemesi kararları Sayın Can Atalay'ın yerinin cezaevi olmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hatay halkının temsilcisi olarak görev yapması gerektiğini söylüyor. AKP'nin hukuk tanımayan, millet iradesini gasp eden, demokrasiyi yok eden bu uygulaması en hafif tabiriyle utanç vericidir. AKP'nin demokrasi tahammülsüzlüğünün vücut bulmuş hali ise AKP İzmir milletvekili aynı zamanda da Meclis İdare Amiri Alpay Özalan'dır. Bir planı yerine getiren bir piyon gibi haince bir başka milletvekiline saldıran bu şahıs elbette ki İzmir'in engin hoşgörüsünden nasibini almamış. Açıklıkla ifade etmek gerekir ki 16 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar AKP'nin hukuk tanımaz, sözü yumrukla susturmaya çalışan anlayışının tezahüründen başka bir şey değildir. AKP'nin karşıt fikirlere, eleştirilere tahammülsüzlüğü artık Meclis Genel Kurulu'nda kürsü dokunulmazlığına saldırı boyutuna ulaşmıştır. Canatalay'ın hakkının teslim edilmesi için olağanüstü toplanan o günkü meclis iradesi şiddetle ve kanla sakatlanmıştır. Biz o gün bu yaşanan yargı ve devlet krizinin nasıl aşılacağına dair mecliste genel görüşme açılmasını önermiştik. Genel görüşme talebimiz reddedildiği için genel görüşmeden sonuç alınmasına ilişkin iyi niyetleri, iyi niyetli umutlarımız tükenmiştir. Anayasa Mahkemesi kararında açıkça ifade edildiği gibi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle sonuçlanan işlemin yok hükmünde olduğunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okutulması Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları dahil tüm gerçek ve tüzel kişileri bağladığı ve bu nedenle Can Atalay'ın milletvekilliğinin hiç düşmemiş sayılması ve dokunulmazlığını yeniden kazandığının tespit edilmesi gerekmektedir. <laughs> bu konuda Bugün gerçekleştirdiğimiz MK toplantısında aldığımız karar, karar doğrultusunda önümüzdeki günlerde grup başkan vekillerimizce siyasi parti gruplarıyla yapılacak temaslar sonrasında Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için Meclis Genel Kurulu'nun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması sağlanacaktır. Bu konuda Nöbetçi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Murat Emir önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek yol haritamızın detaylarını siz değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşacaktır. Unutulmasın ki Canatala ile ver, ilgili verdiğimiz mücadele sadece bir milletvekilinin mecliste görevini yapması için verilen bir mücadele değildir. Bu mücadele hukukun üstünlüğü Kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve millet iradesinin tecelli etmesi mücadelesidir. Değerli arkadaşlar, AKP Ritük'ü kullanarak sokak röportajlarını engellemeyi hedefliyor. Amaçları muhalif sesleri susturmak ve bastırmak. Geçtiğimiz hafta İzmir'de bir sokak röportajında Dilruba Hanım, AKP'yi eleştirdiği için önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. Röportajında ve ifadelerinde Cumhurbaşkanına hakaret yok. Belli bir kişiye hakaret yok. Suç çağrısı ya da suç işlemeye teşvik ya da tahrik yok. Sadece ne var? Eleştiri var. Ağır eleştiri var. Hiçbir vatandaşımız sadece görüşlerini beyan ettiği için tutuklanamaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. AKP iktidarlarında tutukluluk bir cezalandırma ve sindirme yöntemi haline dönüştürüldü. Sokak röportajlarından bile korkmaya başlayan bu iktidarın kendisi gibi düşünmeyen insanları ve kitleleri sindirmeye çalışmasına seyirci kalmayacağız. Tutuklama sadece bir tedbirdir ve hangi hallerde uygulanacağı ceza muhakemesi usul yasasında tahdidi olarak belirtilmiştir. Kaçma şüphesi, delilleri karartma, etki etme ya da değiştirme konusunda somut bulguların olması gerekir. Buna rağmen kaçma şüphesi, delilleri karartma, etki etme ya da değiştirmeye ilişkin somut bulgular olmamasına rağmen sırf gözdağı vermek amacıyla düşüncelerini ifade eden bir kişinin tutuklanması hukuk devletinde mümkün değildir. Açık açık iç savaş çağrısı yapan, toplumu kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran muhaliflere, siyasetçilere, gazetecilere ağır hakaretler eden, tehditler eden AKP trollerine soruşturma bile açılmazken sadece ve sadece eleştiri niteliğindeki sözlerin cezalandırılması kabul edilemez. Ayrıca siyasetçilerin halktan gelen eleştirilere açık olması da demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Dilruba düşüncelerini ifade ediyor. Cumhurbaşkanına hakaret diyorlar. Oysa röportajda belirli bir kişi hedef alınmamış. Kaldı ki sayın Cumhurbaşkanı hangi eleştiri üzerine alınmış da kendisine hakaret addetmiş açıkçası merak ediyoruz. Sokak hayvanları katliamı yasasını mı, İstanbul sözleşmesinden bir gecede çıkılmasını mı, ülkeyi tek adama teslim edilmesi, ülkenin tek adama teslim edilmesi eleştirisini mi? Bu eleştirilerin bir tanesi dahi yalan diyebilir miyiz? Sonuç olarak değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi bu davanın sonuna kadar takipçisi olacak. İktidara geldiğimizde ise kimse düşüncelerini açıkladı diye ya da iktidarı eleştirdi diye tutuklanmayacak. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın sesi olmaya, onlarla birlikte çözüm bekleyen sorunları dile getirmeye devam ediyoruz. Atanmayan öğretmenler ve mülakat mağdurları için İstanbul Saraçhane'de eğitim mitingi milyonlarca emeklinin geçinemiyoruz çığlığını duyurmak için Ankara Doğan'da emekli mitingi, çay üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için Rize'de çay mitingi, düşük açıklanan hububat fiyatları için Tekirdağ Hayrabolu'da buğday mitingi, milyonlarca asgari ücretlinin, işçinin, emekçinin sesi olmak için Gebze'de emek mitingi ve maliyeti karşılanmayan maliyeti karşılamayan fındık taban fiyatının yükseltilmesi için fındık üreticilerimizle Ordu'da fındık mitingi yaptık. Şimdi sıra Gaziantep'teki fıstık üreticilerinin sorunları için yapacağımız fıstık mitinginde. 24 24 Ağustos'ta üretim maliyetleri altında ezilen fıstık üreticileri için Gaziantep'ten sesimizi yükseltiyor. Tüm üreticilerimizi ve üreticileri bu hale getiren bu sistemden rahatsız olan herkesi Gaziantep'te düzenleyeceğimiz fıstık mitingine bekliyoruz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Deniz Bey, Mahmut Abbas'ın genel başkanı aradığını söylediniz. Parti de duyurmuştu bunu zaten. Ne konuşuldu davet etti e, Filistin'e? Gidecek mi genel başkan? Efendim, e, genel başkanımız Mahmut Abbas'la bir telefon görüşmesi yaptı. Öncelikle e, geçirmiş olduğu kaza nedeniyle Sayın Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki konuşmasını dinleyememesi nedeniyle mazeretini kendisiyle paylaştı. O gün orada olmak istediğini ancak olamadığını kendisiyle paylaştı. Ee, Sayın Mahmut Abbas Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişten beri Filistin davasına, Filistin mücadelesine vermiş olduğu memnuniyet e, vermiş olduğu destekten dolayı memnuniyet duyduğunu Genel Başkanımız Sayın Özgür Özelle paylaştı. Yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Özellikle Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı olması sıfatıyla Filistin davasına tüm dünyanın dikkatini çekmesi, 130 ülkeye 130 ülkenin başbakanlarına mektup yazarak bu konuda destek ve Filistin'in tanınması konusundaki beklentisini ve talebini iletmesi nedeniyle yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade etti. Filistinin Cumhuriyet Halk Partisi için ikinci bir ev olduğunu, ikinci bir ülke olduğunu, bir randevu beklemeksizin diledikleri her zaman Filistine gelebileceklerini, ziyaret edebileceklerini kendisiyle paylaştı. Dolayısıyla Genel Başkanımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak ve önümüzdeki günlerde, haftalarda ya da önümüzdeki takvimde. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmut Abası ziyarete gideceğini paylaşabiliriz. Tabii ki planlama yapıldıktan sonra tarih ve takvim netleştiğinde yine siz değerli basın mensupları marifetiyle, kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Başka sorusu olan sanırım yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.